İpucu Kriminal'den iyi geceler. Hemen herkesin çocukluğunda bir kumbarası olmuştur. Harçlıklardan artırılan küçük paraların biriktirildiği. Bu akşam biraz farklı bir kumbarayla karşınızdayız. Daha doğrusu kurbanların biriktirdiği yere kumbara adını veren bir seri katille. İhbar, polise birkaç saat önce ulaşmıştı. İhbarı yapanın ve çevrede yaşayanların anlattığına göre, kullanılmayan kuyudan bir süredir kötü kokular yükseliyordu. Halk önce kokuyu önemsememiş, dayanılmaz bir hal alınca da kuyuyu kontrol etmeye karar vermişti. Kuyuya baktıklarında ise akıl almaz bir görüntüyle karşılaşmışlardı. Kuyuda 3 erkek cesedi var. Cesetler ileri derecede çürümüştü. Adli tabibin yaptığı ilk incelemeye göre cesetlerden biri 40-45 yaşları arasında bir erkeğe aitti. Diğer ikisi ise daha gençti. Üçü de dikkat çekecek kadar zayıftı. İlerlemiş çürüme ve sabunlaşmaya rağmen üçünün boğazında da derin kesi izi dikkat çekiyordu. Üçü de boğazları kesici bir aletle kesilerek öldürülmüştü. Ölümden hemen sonra bizim dekompozisyon dediğimiz, daha çok çürüme olarak bilinen değişim süreci başlar. Çürüme belli durumlarda ilerlemeyebilir. Yani tüm yumuşak dokuların ortadan kalkmasıyla, kemikleşmeyle, iskeletleşmeyle sonuçlanabilecekken bir aşamada durabilir. Bunun birkaç nedeni var. İşte bu nedenlerden bir tanesi cesedin su içinde kalmış olması. Su içinde 45 gün ile 3 ay arasında geçebilecek bir zaman diliminde, bu mevsime, suyun sıcaklığına bağlı daha çok, ceset sabunlaşır. Cesetteki yağ dokuları bir dizi kimyasal süreçten sonra, çürümeyle ilişkili kimyasal süreçten sonra sabunlaşır ve ceset bütünlüğü büyük oranda korunur. Yağlı bölgelerde çok iyi korunur. Hatta bazen bazı olgularda bıçak, ateşli silah yarası gibi yaralar bile korunmuş olur. Hatta sabunlaşmış olgularda çoğu kez söyleyebiliriz ölüm nedenini. Bu kullanılmayan su kuyusunda 3 erkek cesedinin bulunmasının ardından cinayet masası dedektifleri bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kurbanları teşhis eden ya da tanıyan çıkmamıştı. Cesetlerin üzerinde kimliklerini ele verecek bir bilgi de bulunamamıştı. Geriye tek bir yol kalıyordu. Kayıp başvurularıyla DNA analizinin karşılaştırılması. Saatlerdir sahilde yürüyordu. Sıkıntıyla etrafına bakındı. Uzakta, su kenarında oturmuş olan adam o sırada dikkatini çekti. Yanındaki paketi özenle açıyordu. Thank you.
izlemeye başladı. Merhaba. Merhaba. Saatiniz var mı? Saat 13.30'du. Adam saati öğrendikten sonra gitmek yerine bir soru daha sordu. Sonra bir soru daha. Sohbet etmek istediği belliydi. Çaresiz adamı yanına buyur etti. Aradan bir saati aşkın süre geçmişti. Sohbet sırasında ortak birçok noktaları olduğunu fark ettiler. Her şeyden önemlisi, aynı memlekette doğup büyümüşlerdi. Adam yakın civarda bir kır lokantası açmak istediğini söylemişti. Hatta açacağı iş yerinin yeri de hazırdı. Adam isterse araziyi gösterebileceğini de söylemişti. Gerçekten de arazi adamın söylediği gibiydi. Umut dolu gözlerle araziye baktı. Bu sırada adam kır lokantasını nasıl inşa edeceğini anlatıyordu. Az ilerideki kuyuyu da değerlendirecekti. İşaret ettiği kuyuya doğru yaklaştı. Yolumuz var mı? Kapı montajı ve kilit işiyle uğraşıyordu. Ama tatil günü işe gittiği için pişman olmak üzereydi. Camdan dışarı baktı. Nereye geldiklerini anlamaya çalıştı. Memleketlisi diye adamın ricasını kıramamış ve bu dağ başındaki eve gelmeyi kabul etmişti. Adam, kapı kilidinin arızalandığını, hafta içi vakit bulamadığını ve pazar günü de olsa kilidi tamir ettirmek zorunda olduğunu söylemişti. Sahilde tanışmışlardı. Havadan, sudan konuşurken hemşehri çıkmışlardı. O da adamı kıramamıştı. Usta nihayet eve ulaştıkları için mutluydu. Adımlarını hızlandırarak eve doğru yürümeye başladı. Eve yaklaştıkları sırada arkadaki adam seslendi. Kendisine önce bahçedeki kuyuyu göstermek istiyordu. Canı sıkılsa da işaret ettiği yöne doğru yürüdü. Bir seri katilin kendisini kurban olarak seçtiğinden habersizdi.
olayda bıçak kullanılmış olması, örneğin ateşli silah yerine bıçak kullanılmış olması da bir anlam ifade ediyor olabilir. Örneğin cinsellikle ilişkili suçlarda bıçaklanmaya bağlı ölümleri daha çok görürüz. Penetran yaralanmalar, yani vücutta delici tarzda bir yara oluşturan cisimlerle oluşmuş yaralar açısından cinsellikle suç arasında bir ilişki kurmak mümkün. Tabii çok daha detaylı bir sürü parametrenin iç içe geçtiği bir tablodur bu. Adli soruşturma ve olası şüpheliler üzerinde yoğunlaşabilmek için bu detaylar bize bir fikir verir. DNA analizleri sonucunda cesetlerin 44 yaşındaki Volkan Can, 30 yaşındaki Mustafa Zeybek ve 25 yaşındaki Mesut Balcı'ya ait olduğu belirlendi. Ancak bu üç kurbanın da birbiriyle ne bir kan bağı ne de ilişkisi vardı. Volkan Can pizza ustasıydı. Ercan Coşkun civardaki bir pastanede çalışıyordu. Mesut Balcı ise bir öğretmendi. Mesut Balcı 25 yaşında genç bir öğretmendi. Kartal bölgesindeki bir ortaöğretim okulunda görev yapıyordu. Katille diğer kurbanlar gibi sahilde tesadüfen tanışmıştı. Ama diğerlerinden farklı olarak tanıştıktan birkaç gün sonra kuyunun bulunduğu bölgeye gitmişti. Ona da katili benzer bir tuzak kurmuştu. Önce boğazından bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra da üzerindeki bütün özel eşyalarını ve parasını almıştı. Bir avcı gözüyle bakarsanız bir seyyi katile, avlayabileceği birini tercih etmesi de manidardır. Avlayamayacağı, öldüremeyeceği, hatta kendisinin yakalanabileceği bir pozisyona girmeyi istemez. Yani kurbanını belirlerken kendi güvenliğini mutlak olarak düşünür. Kontrol edemediği çok açıktır bazı durumlarda ya da bazı seri katillerin. Kendilerini kontrol edemedikleri çok açık ama bütün bunlara rağmen zaman zaman hata yapsa bile belirli sınırlar içinde tutabilir yaptığı hataları. Ama tabii ki hata yaparlar ve en ufak hata yapmamanın imkanı yoktur ve en ufak bir hata bizi onlara yaklaştıran bir ipucu demektir. Cinayet masası dedektifleri bir seri katille karşı karşıya olduklarını biliyorlardı. Aynı bölgede, aynı yöntemle işlenmiş bir başka cinayet olduğunu tespit ettiklerinde artık katilin bu bölgede yaşadığından emin olmuşlardı. Dördüncü kurbanın cesedi yaklaşık 2 ay önce sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar tarafından bulunmuştu. Gencin öldürüldüğünü gören ya da duyan olmamıştı. 24 yaşındaydı ve adı Can Çakır'dı. O günlerde polis kısa bir araştırma sonunda maktulün civardaki pastanelerden birinde çalıştığını öğrenmişti. Çakır'ın üzerindeki bütün eşyalar çalınmıştı. Kartları, parası ve cep telefonu. Ölüm nedeni ise boğazının kesici bir aletle tek hamlede kesilmesiydi. Ancak bütün araştırmalara rağmen katil bulunamamış ve dosya
faili meçhul olarak kalmıştı. Dedektifler Çakır'ın da bu esrarengiz seri katilin kurbanı olduğuna emindi. Polisin oluşturduğu profile göre katil 25-30 yaş arasında. Asosyal, saldırgan, sabıkalı, Kartal bölgesinde oturan problemli çocukluk dönemi geçirmiş birisiydi. En önemlisi de çok yüksek ihtimalle madde bağımlısıydı. Kurbanların bulunduğu bölgede tinercilerin kaldığı harap binalar vardı. Polis soruşturmayı ilk olarak bu noktadan yürütmeye karar vermişti. Kuyunun bulunduğu bölgede harap binalarda madde bağımlılarının barındığını tespit eden dedektifler özel bir ekip oluşturdu. Ekibin amacı haftalarca sürse de evsiz ve madde bağımlısı kılığında dolaşarak ipucu ve bilgi toplamaktı. Önce cesetlerin bulunduğu kuyunun çevresinde 3 kilometre çapındaki alanda dolaşanların kimlikleri tespit edildi. Ardından bölgedeki tüm asayiş olayları incelendi. Kayıtlarda dikkat çekici bir bilgi bulunamadı. Dedektifler kuyuda bulunan cesetlerin haberini medyadan saklamayı başarmıştı. Bir başka deyişle katil, kurbanlarının bıraktığı yerde olmadığını bilmiyordu. Psikiyatrlara göre söz konusu profildeki bir katilin cinayet işlediği yere dönmesi kaçınılmazdı. Seri katiller ya da herhangi sıradan bir cinayet işlemiş bir katil olay yerine sıklıkla döner. Birkaç nedeni olabilir. Ancak seri katiller söz konusu olduğunda kontrol edemediği bir dürtüdür söz konusu olan. İzleniyor olabilir örneğin. Şüpheliler kategorisindedir. Düzenli olarak izleniyordur, göz altındadır. Ama buna rağmen kontrol edemez kendisini ve yine de olay yerine bakmaya gider. Çok nadir aykırı örnekler olabilir belki ama genellikle böyledir. Kaldı ki sadece seri katiller değil, sıradan bir adli olaya karışmış bir suçlu bile olayın sonraki gelişimini, kendisine ulaşıp ulaşamayacaklarını gibi birçok kendisi ve olayla direkt ilişkili nedenden ötürü olay yerine gitmek ister. Seri katil söz konusu olduğunda işin içine başka motifler de giriyor tabii ki. Fantezilerini gerçekleştirmiş bir kişi olarak karşımızda duruyor. Örneğin böyle bir olayda bir seri katil. Onun gelişiyle sıradan bir katilin gelip olay yerine tekrar dönüp izlemesi arasında bir fark var tabii ki. Cesetlerin kuyudan çıkarılmasının üzerinden 2 ay geçmişti. Ekip bıkmadan kuyu ve civarını abluk altında tutmaya devam ediyordu. O gece nöbetçi olan ekip ısınmak için yakılan ateşin başındaydı. Polislerden genç olanı uzaktan yaklaşmakta olan adamı fark etti. Temkinli hareketlerle ateşe biraz daha tahta parçası attı. Ellerini ovuşturarak yerine otururken arkadaşına adamı işaret etti. Dedektiflerin aylar süren çalışması sonuç vermişti. İlk kez ellerinde gerçek anlamda bir kuşkulu vardı. Takibe alınan adamın Serkan Engin olduğu anlaşıldı. Serkan Engin bir ekmek fabrikasında hamur ustası olarak çalışıyordu ve 26 yaşındaydı. Birçok kavgaya karışmıştı. Bu nedenle sabıkası vardı. Madde bağımlısıydı ve Kartal bölgesinde oturuyordu.
Hakkında yeterli delil toplandığında Engin sık sık gittiği Taksim Gezi Parkı'nda gözaltına alındı. Serkan Engin bir fırında çalışıyordu ve madde bağımlısıydı. Polise verdiği ilk ifadede kurbanlarını nasıl seçtiğini şu kısacık cümleyle özetledi. Zayıf, narin ve kibar erkekler. Genelde zayıf, narin ve kibar insanlar tercih ediyordu. Onlarla kafede veya minibüste tanışıp daha sonra öldürüp öldürmeyeceğime karar veriyordu. Amacım paralarını almaktı. İlk cinayetimi Mayıs ayında işledim. Pizza ustası Volkan Can'la Kartal sayende tanıştık. Bir süre oturup sohbet ettik. Sonra birlikte yürüyerek kuyunun yanına geldiğimizde onu boynundan bıçaklayarak öldürdüm. Cebindeki her şeyi aldıktan sonra da kuyuya attım. Yaptıklarımı çok pişmanım. Yanlış hatırlamıyorsam 1000 lira kadar paralarını aldım. O paraları Taksim'de barlarda harcadım. Serkan Engin aylar önce polis kayıtlarına faili meçhul cinayet olarak geçen Can Çakır cinayetini ise sorgusunda şöyle anlattı. İkinci cinayeti sahilde işledim. Bir pastanede çalışan Can Çakır'ı parası için öldürdüm. Onu öldürdükten sonra da cebindeki paraları aldım. Daha sonra gelen kişiler olduğunu görünce bulunduğu yerde bırakarak kaçtım. Bir kere öldürmeye başlayınca bırakamadım. Aslında bu işe başlarken bir kere yapıp bırakacaktım. Serkan Engin sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sorgusunda kurban sayısının 4 olduğunu itiraf etti. Polise cesetleri bulunmasın diye kuyuya attığını, orayı kumbara gibi gördüğünü söyledi. Engin, annesi ve yeğeniyle yaşıyor.